Evet, Cansın Elvacı, yaklaşık yarım saat önce bir kişinin daha ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı ve şu an itibariyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5'e ulaştı ve bir kişiyi de arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 250 kişilik bir ekip şu anda o bir kişiyi de aramaya devam ediyor. Biz şu anda hasarın en fazla olduğu Dudaklı köyündeyiz. Burada birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı ve bu bölgede de hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından yoğun bir şekilde yapılıyor. Araçları görüyorsunuz Cansın Elvacı. Şu an görüntülerde görmüş olduğunuz yer aslında dün gece tamamen sularla kaplıydı ve bu suların çekilmesiyle birlikte aslında hasarın ne kadar büyük olduğu da gözler önüne serildi. Ben hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, göstermesini isteyeceğim. Sadece bir örnek, felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunu görmüş olduğunuz bu kilolarca ağırlığındaki kaya parçası ve bunun gibi belki de yüzlerce kaya parçası dağdan sel suyuyla birlikte sürüklendi ve özellikle Dudaklı köyünün, yani bizim de bulunduğumuz bu bölgeye sürüklendi ve evlerin içine kadar girdi bu taşlar. Hatta kopan ağaçlar vardı, kökünden kopan ağaçlar vardı. O ağaçlarda evlere ciddi hasar verdi. Hemen köyün meydanındaki camiyi göstermek istiyorum ben size. İşte bu caminin zemin katı da artık kullanılamaz hale geldi. Özellikle birinci katında köy bakkalı vardı. O köy bakkalı da artık yerli biri oldu diyebiliriz. İşte burası tamamen yaklaşık bir metre kadar yükseldi. Zemini tamamen suyla kaplı Cansın Elvacı. Tabii ki diğer tarafta da birçok ev ve işyeri sular altında kaldığını söylemiştik. Hemen kameraman arkadaşım benimle bu tarafa gelirse, Burak dikkat et düşme. Çünkü yerlerde çok fazla çamur var. Ve iş makineleri işte bu hem hasar tespit çalışmasını yapıyor hem de aynı şekilde bölgedeki temizleme çalışmalarına devam ediyorlar. Müsaade ederseniz, çok pardon. Hemen bu tarafa gelmek istiyorum. Hemen şu tarafta görüyorsunuz, işte şu anda direğe çarpıp duran araç Cansın Elvacı yaklaşık 500 metre sürüklenerek durdu. Direğe çarparak durabildi ve bunun gibi onlarca araç vardı dün gece itibariyle. İşte o araçlarda hem ekipler tarafından hem de kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Bu güzergah tamamen kaya parçaları, ağaç parçalarıyla doluydu ve kaldırıldı. Evet, bakın bakkal, köy bakkalı Cansın Elvacı, hemen içine bir müsaade ederseniz. Köy bakkalının içine ben girmek istiyorum. Bakın, tamamen yerle bir olmuş durumda. Bakkaldaki bütün eşyalar tamamen sel suyuyla birlikte yok olmuş durumda. Görüntülerde de çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yaklaşık biz 1 metre yükseklikteyiz, onu da söyleyelim. Zemin tamamen suyla kaplı. Üstünde de bakkaldaki bütün eşyalar. Hemen aracın oraya da doğru gidelim. Bir yandan ekiplerin de çalışmasını görmek istiyorum. Evet, birazdan bu araç da buradan kaldırılacak. Bu araç da tamamen suyla kaplıydı dün gece itibariyle. İşte günün ağırması ile birlikte ekipler hem çalışmaları devam etti. Tabii sel suları da çekilince aslında felaketin boyutu da ortaya çıkmış oldu. İşte diğer tarafta da zaten iş makinalarını görüyorsunuz. Yollarda yoğun bir mesai harcıyorlar. Cansın Elvacı, dün gece buraya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kısa sürede bu bölgeye gelen Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Özellikle hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla görüştü. Evleri hasar gören, ciddi anlamda zarar gören vatandaşlarla görüştü. Bölge ciddi bir tarım arazisi. Ciddi anlamda da bölgede hasar oluştu. İşte hasar gören vatandaşlarla da görüştü. Ve an itibariyle zaten kendisi şu anda Kestel ilçesinde ve hasar tespit çalışmalarını yakından takip ettiğini de söyleyebilirim. Hemen Burak, üst tarafa doğru gidelim. Üst tarafta da çalışmalar var. Tabii hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da Cansın Elvacı arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Ne yazık ki son yarım saat önce bir kişi daha bulunmuştu. Zaten yayınımızın başında söylemiştik bunu size. 5 kişi oldu hayatını kaybeden kişi sayısı. 1 kişi kaldı. İşte o bir kişinin de bulunması için yaklaşık 250 kişilik bir ekip şu anda çalıştığını söyleyebiliriz. AFAD jandarma ekipleri başta olmak üzere özellikle eğitimli köpeklerin de bölgede olduğunu ve o bir kişiyi de arama çalışmasında olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 7 kişilik bir aileydi. O 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. 5 kişi sel sularına kapıldı. İşte aynı aileden ne yazık ki 4 kişinin cansız bedeni ulaşıldı ve 1 kişi kaldı. Diğer bir kişi Adnabu köydeydi. 24 yaşındaki Kader. 24 yaşındaki Kader engelli olduğu için sel sularından kendini kurtaramadı ve ne yazık ki
o bölgede, yani bu köyde, Dudaklı köyünde hayatını kaybetti. Aynı evde babası vardı. Babasının sel sularıyla birlikte sürüklendi. Tam da bizim de bulunduğumuz bölgede, işte tam bu meydana geldiğinde köylüler tarafından sel sularından son anda kurtarıldı ve şu an itibariyle kendisi de hastanede tedavisine devam ediyor ve sağlık durumunda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Can Sinervacı, toparlamak gerekirse an itibariyle şu anda Kesler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında 5 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan da hasar tespit çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim, sözü buradan şimdilik size bırakalım. Hakan.